Yazdım. Gitar çaldık. Çok eğlenceli gidiyor. 29 Kasım. Laf soktuk diyor. Evet, sokarız. Bugün ne yapacağız? Herkes sınıftaydı. Şu anlık bir sıkıntı yok. Evet, yazacağız. Çok iyi şeyler yazıyoruz, kafayı yiyeceğim. Bugün dürüm partisi yaptık. Dürüm yarışı. Dürüm. Teşekkür ediyorum Musti Doğan. Dürüm yeme yarışması. Evet, devamını yazacağız. Evet. Çocuklar. Çıkarın defterleri, kağıtları, kalemleri. Yorganın altındakilerden şey bu kafayı çıkarıp nefes alsın 5 saniye. Arkadaşlar Çince öğret diyorsunuz da Çince'yi öğrenmek için yayınımı izlemeniz yeterli. Yayınımı izlediğiniz zaman Çince öğreniyorsunuz. Yani arkadaşlar beni izledikten sonra evde böyle otururken birden oturuyorsunuz ya evde böyle. Böyle evdekiler böyle oturmuş televizyon izliyordur. Bir ödece fece. Bunlar hep ÖDCFC Çincesi. Hiç mi durduk yere böyle içinizde bir patlama olmadı? Dün ben yok mu yazıldım? Dün yok yazılanlar kusura bakmasın. Vallahi var mı yazamam. İşleniyor. Söyleyeceğim bittiniz. Afrodit teşekkürler. Hocam defterimi okulda unuttum. Kendin olsaydın? Kendin olsaydın? Oluyor mu? Oluyor. Ne dedim ki ben oluyor mu diye? Ne oluyor mu dedim? Ne oluyor mu dedim? Hocam siz derse girerseniz nasıl ders işleyeceğiz diyenler. Sus budur. Ha enerji patlaması oluyor. Doğru doğru. Eskiden hiç yaptınız mı? E-okul hala var mı bu arada? Lan Allah belası E-okul. Şapkalı başkan teşekkür ediyorum taç için. E-okul sıkıntı. Bak şimdi. E-okula girdiniz mi? Notun üstüne geliyorsunuz, ters tıklıyorsunuz. Öğeyi denetle yazar. Oradan notunuzu değiştirip gösterebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Bugün post cihazıyla selfie çektik. Daha ne yapalım? Hocam yatmakla meşgulüm. Bir ara not alırım. Kaç git sırada? Kaç git. Yatıyormuş. Ben burada hocayım ders. Ben burada hocayım yazıyorum. Hocam Pakize saçımı çekiyor. Pakize saçını çekme çocuğun. Ben bir kere bir tane kızın saçına sakız yapıştırdım. Ay vallahi gözümü hırs bürüseydi arkadaşlar şu an böyle yayında oturup ders anlatıyor olmazdım değil mi? Lütfen salak saçma salak beyinlerinizi alıp gider misiniz yayından? Evet. Arkadaşlar devran değil insanlar dönüyor. Devam edelim yayına. Kimseyi savundum yok bu arada. Hocam pencereden sigara içebilir miyim? Oğlum sen ne koşuyorsun lan? Sen nasıl sorular soruyorsun? Kız öğretmenine girse kal seni mouse aptal seni çık sınıftan. Hocam Zeynep kafama... Arkadaşlar defteriniz var mı? ÖDCFC. Sizin defteriniz var mı? Çünkü bende var. Hocam. Senin derslerine kaldım. Üniversitede unutmuşum. Okuyamadım. Hocam canı ağlıyor tuvalete gidelim mi? Kusura bakma. Burası TikTok sınıfı. Kızlar ağlamadığı sürece hiç kimseye bir şey yapamayız. Sadece kızlar ağlayınca acırım. Hayır burası TikTok sınıfı çünkü. TikTok sınıfı burası. Erkekler ağlarsa oturup gerizekalı primci derim. Kızlar ağlarsa okey. Kızlar ağlarsa gidebilir tuvalete.
Çünkü burası TikTok şeyi sınıfı. TikTok sınıfı. Bunlar sizde var mı? Yoktur ki. Sende beyin var mı? Yoktur ki. Hocam. Hocam Nazlı Ağlı'ya gidebilir miyiz? Ay Nazlı. Nazlı sen ne ağlıyorsun? Nazlı ağlıyor musun? Nazlı'cığım tabii ki de gidebilirsin. Burası TikTok sınıfı. Sadece kızlar ağlayınca haklı çıkıyor. Evet. Evet. Camdan cama atlama konusunu daha fazla açmazsak arkadaşlar, içimde bir yaradır çünkü. Lütfen. İçimde bir yaradır camdan cama geçme olayı. Lütfen. Anam da anlatmıştı bu olayı size. Lütfen. Diğer 0.30 teşekkür ediyorum. Hocam bir Adana dürüm alıp gelebilir miyim? Kusura bakma. Kusura bakma. Tuvaleti gelen altına işesin. Acıkan kağıt yesin. Kusura bakmayın. Uç yesin, kağıt yesin. Başlıyoruz. Oğlum ben ders programı bakayım lan internetten. Kendimce anlatayım. Oğlum Gılgamış Destanı mı yazıyor ya? Ders anlatma programı 29 Kasım. EBA yayın akışı. Ananı satayım. Dur ben şimdi size anlatacağım. Her gün gördüğünüz derslerin kendime göre olanını anlatacağım. Evet. Bugün ne gördünüz bakalım. Bakalım bugün ne işlemişsiniz. 29 Kasım. Hemen bakıyorum kızlar. Erkekler. Oğlum boğazım genişledi ya, sesim açıldı. Yalandan sevmeler var. Oğlum harbiden sesim açıldı lan. Kazman Okulu Aranol Lisesi. Hocam Aykut içiyor. Dur bakacağım. 29 Kasım. Ne işlediniz bugün? Allah aşkına bugün ne işlediniz ya? Bana anlatır mısınız bugün ne işlediğinizi? Çocuklar! Birbirinizi ses kaydını almayın lütfen. Tamam TikTok sınıf. Oğlum çok komik şeyler yazıyorsunuz. Kafayı yiyeceğim. Ah keşke söyleyebilecek kadar dal geçebilsem şu anda. Ya lütfen geçeyim ya. Ay dur şimdi dal geçeriz. Sonra insanlar yayın açar böyle yapar. Arkadaşlar ben sadece sizi çok seviyorum. Ama insanlar böyle olaylarda dalga geçmeye devam etsin. Elbet ki ben onunla göreceğim onları. Elbet ki zamanı gelecek elbet bir gün. Böyle yapacaklar. O yüzden kimseye dalga geçmeyeceğim. Şu anda geçmeyeceğim. Geçmek çok istiyorum. Çok. Ay! O zaman bu insanlara salak olmamaları gerektiğini söyleyin. Lütfen ya. Lütfen. Oğlum aşırı ya böyle var ya, köpek gibi dalga geçmek istiyorum ya. Diyebilecekler bak. Bak şimdi. Benim yayınımı izleyenler uzun süredir izleyenler. Bunu sadece bunlar anlar. Demek istediklerimi diyorum bak. Anladınız mı? Evet. Nasıl bildiniz lan? Oğlum yemin ederim ki aklımdan geçenler, yemin ederim ki bak. Bak. Başka bir yayında şu samimiyeti yakalayın, kendimi camdan atacağım. Başka bir yayında şu kadar gözle... Oğlum göz... Bak bakıyorum buraya, ne dediğimi anlıyorsunuz. Bu kadar da olmamalı. Evet. Dolaşım sistemi mi işlediniz bugün? Eyvallah. Dolaşım sistemi işlenmiş bugün. 6. sınıf. 6. sınıf mıdır? Evet. Anlatalım dolaşım sistemi. Evet. Bakalım neler var. Oh my god. Şimdi arkadaşlar size dolaşım sistemi anlatacağım. Başlıyoruz. Oğlum bu hocalar var ya, bir tane bizim tarihçi vardı. Sadece tek yaptığı neydi biliyor musunuz? Bir tane böyle kumandası vardı.
Akıllı tahtayı açıyordu hoca. Tamam mı? Akıllı tahta da yoktu o zaman. Projeksiyon yansıtıyordu. Tek yaptığı şey oturuyordu böyle. Oturuyordu. Kumandasını alıyordu böyle. Slide izletiyordu bize. Bir de ucunda lazeri vardı. Böyle gösteriyordu. Evet şu şöyledir, bu böyledir. Hocam zaten slide'ı biz evde de açıp izleyebiliriz. Değil mi? Bana savaşların nasıl olduğunu anlatman lazım. Bana insanların ne için savaştığını, nasıl savaştığını, ne zaman neyin olduğunu, kimi kazandığını anlatmazsan ben burada nasıl anlayayım senin lazerle gösterdiğin şeyi? Haksız mıyım? Gayet haklıyım. Musti teşekkür ediyorum. Evet. Ceyda sen sağ ol. Arkadaşlar durun tamam tamam. Valla tamam. Altta şunu yazmayın. Tamam durun yazmayın. Uf hepsinin de adı Cellat 36 olmasına o kadar mutluyum ki. ÖDC FC olmasına. O kadar da mutluyum ki. Hocam benimle evlenir misiniz? Evladım yapma çocuğum. Yapma çocuğum. Yapma bana. Yapma şu şey. Dolaşım sistemi. Evet. Şimdi size dolaşım sistemi çiziyorum. Şöyle bir dolaşım sistemimiz var arkadaşlar. Evet. Kalemlerinizi, defterlerinizi hazırlayın. Dolaşım sistemi anlatacağız bugün. Bugün dolaşım sistemi. Evet. Dolaşım sistemini böyle şimdi defterinizi arkadaşlar açın. Defterinizi çiziyoruz. Oğlum anneleriniz babalarınıza deyin ki Cerrah bize ders anlatıyor. İzleyebilirsiniz. Gidin hemen gösterin şimdi. Şu an kalkın hadi gidin gösterin. Şu an söyleyen varsa çok kusura bakmayın. Şu an gidin ailenize gösterin. Deyin ki bakın Cellat ders anlatıyor. Tamam başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi akciğerimizi çizdik. Şimdi bu bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben size bunu çiziyorum. Siz sonradan demeyin hocam bu nedir? Hocam aman bu nedir? Yapmayın. Şimdi dersimiz başladı. Bugünkü dersimizin konusu dolaşım sistemleri. Hazır mıyız? Evet. Şimdi şöyle akciğerimizi çizelim. Nasıl akciğer? Gerizekalı Cellat. Ben bu kağıdı yırtıp atayım. Kötü çizdim bunu. Annem Türkçe bilmiyor mu? Kürtçe söyleyin o zaman. Ahmet seni çizdim ha. Hoca geliyor. Bu ne oğlum? Canım şaka yaptık ya. Neydi lan sonunu unuttum. Evet. Dolaşım sistemi kardeşim. Solunum sistemini çizsem sadece akciğerin içini çizerim. Şimdi. Evet. Çizeyim ben bir. Bir müsaade ederseniz lütfen. Çantamın kanadı var çanta. Oğlum zil çalmasın ya şu saatte. Daha anlatmadık ki bir şey. Puh, böyle akciğer mi olur? Ters akciğer. ABC yazdım ya. Ya ben bir akciğer çizeyim. Çantamın kanadı var çantamın. Arkadaşlar zil çaldığına göre hiçbir yere çıkmıyorsunuz. Çünkü dersi anlatacağım birazcık. Kusura bakmayın. Kusura bakma dersi anlatamadım. Evet. Sonra şöyle bir yer çiziyoruz. Bir yer çizelim. Akciğerden uzak. Yine gözümüz akciğerde. Bir yer bulalım. Toplar damardan uzak. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey çiziyorum. Bu ne amına? Şahin Kaya teşekkür ediyorum. Evet evet. Eğlenceli bir ders. Çok eğlenceli şu an. Eski okul günlerim aklıma geldi. Kusasım geliyor. Ama olsun. Olsun. Benimleyken çok eğlenceli ders. Evet. Ben bunu nasıl çizeceğim? Hocam. Hocam ben bunu nasıl çizeyim? Kalp. Ya şimdi arkadaşlar ben çok kalpsiz insan gördüğüm için kalbi çizmeyi unutmuşum ya. Dur çiziyorum. Yavaşla kaç tane alıyorsun? Dur çizmeyi unutmuşum ya. Kalpsiz insan çok... Müste teşekkür ediyorum. Etrafımda çok kalpsiz insan olduğu için kalp çizmeyi unutmuşum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Unutmuşuz. Aha. Şöyle bir tane. İvit çocuklar. Şöyle. Evet. Evet. Bok gibi. Evet.
şöylemesine. Şuradan da bir tane bağlantı. Bekleyin. Anlatacağım. Sakin çocuklar. Ne çizdiğimi anlamıyorum. Mesnevi'den ders aldım. Oldum Mevlana gibi. Arkadaşlar ya. Bana ilahi söyletti hoca. Bir keresine bana hoca ilahi söyletti, biliyor musunuz? Evet çocuklar, defterinize çizdiğiniz şeyi anladınız mı? Çizeceğiniz şeyi. Dolaşım sistemi bugün. Bugün olayımız dolaşım sistemleridir. Evet. Kalbimizi de çizdik. Şimdi çocuklar. Bu ne amık? Ağzımdan kaçtı. Yani bu ne, Allah Müslümanlardan korusun. Allah Müslümanlardan korusun. Başka bir şey demek istemedim. Evet. Şimdi nedir bu? Ben hemen size yazıyorum. Budur. Bu akciğer. Ben size yazıp şimdi anlatacağım hemen. Anlayacaksınız bak. Akciğer. Atar damar. Oğlum ya, kulakçık mulakçık. Sen çocuklar niye aklını karıştırıyorsunuz? Akciğer. Gülmeyin. Ağzımdan kaçtı. Toplar damar. Ağzımdan kaçtı, gülmeyin bak. Picasso demeyin bana. Sahnelik çizdiğim için kötü çizmiş olabilirim. Arkadaşlar sahnelik çizdim. Sun bak. Bu ne? Bu ne lan? Ha şu. Durun anlayacaksınız. Valla çok güzel anlayacaksınız. Bak ben sana anlatacağım. Bu kılcal damarlar. Diğer teşekkür ediyorum. 2 gün sonra kıracağımız yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar yorum rekoru kırıldığı için yeni bir rekor yapmak için bir rekor kıracağız. Kimse şey yapmasın. Bu konu yüzünden bize darılmasın, küsmesin. Çünkü rekorların sadece bizde olmasını istediğimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Başkasında olsa da böyle yapardık yani. Anladınız mı? Kimse şahsi olarak bir şey değil. Anladınız mı? Hasiba bu çikori. Anlamazsanız Çince'den anlatabilirim. Sama fuck chicken diye diye davası bırakır o çikori. Ben tabanı bırakır o çikori. Ben tabanı bırakır o çikori. Ben tabanı bırakır o çikori. Sama fuck chicken diye. Anladın mı?
Değil mi? Bu bir akciğer. Bunu anlamayan mal. Şimdi bu akciğerin içinde de böyle damarlar var. Bak böyle gelmiş. Buna neden ne olabilir acaba? Acaba ne olabilir? İçindekiler acaba ne olabilir? Yazmıyor. Ne bileyim ne olabilir? Ondan sonra bak bak. Bak şimdi. Kırmızı renk var. Bir de mavi renk var değil mi? Evet evet. Şimdi bunlardan bir anlam çıkarabiliriz. Kırmızı tarafta akciğer toplar da... Oğlum ben ne anlatıyorum? Şimdi kırmızı rengi düşünün. Kırmızı rengi. Kırmızı rengi değil mi? Böyle böyle kırmızıyı şey düşünün böyle. Kırmızıyı renginden düşünün. Toplar damar. Buna ne diyebiliriz? Toplar damar. Toplar damar. Top top top. Toplar damar. Akciğer toplar damarı. Mavide benim atarlandığımı düşün. Atar damar. Sonra bakın çok garip ki bak kırmızılar sol, maviler sağ. Tamam mı? Bak kırmızılar sol, maviler sağ. Üstek kulak, üstek kulak, altta karın. Zaten bunu bilmeyen salaktır. Kulak, karın altta. Üstte kulak, altta karın var. Değil mi? Evet evet. Hocam bildiklerimi unuttum. Yav çocuğum yapma. Yav çocuğum etme. Etme çocuğum bildiklerinden sonra unutabilirsin. Tabii şey anlatmadım. Bak maviler sağ, kırmızılar sol. Bak bunu öğrendikten sonra her şey okey. Evet. Mavi kirli kan, kırmızı temiz kan. Bak. Kırmızı temiz kan, mavi kirli kan. Bunlar zaten bunlar kafalarına göre. Bunu anlamayan yok. Ben bunun ne olduğunu pek anlamadım ama kılcal damarlar. Böyle bunlara damar deyin. Bakın böyle kıl böyle kıl gibi kıl. Böyle hiçbir alakası yok kılla ama kılcal damar koymuşlar ismine. Evet. Mükemmel bir şey ders anlatımı. Hocam hiç ders anlatamıyorsun. Ya salak seni salak. Anlatacaktım. Anlatamadık ki. Demedik bu ne bak. Harbiden yani. Bu ne? Çizemedik çize. Hızlı hızlı şey yaptık ya. Hızlı hızlı yazdık. Evet der. Çantamın kanadı var. Çantamın kanadı var. Dostumun yalanı var. Hey. Çantamın kanadı var. Çantamın kanadı var. Dostumun yalanı var. Hey. Çantamın kanadı, dostumun yalanı. Puh, Allah razı versin böyle dostum. Yalancı dostlar. Evet. Oğlum, bana niye dolaşım sistemi anlattırıyorsunuz lan? Bir kendime gelmem lazım. Şöyle bir koşayım kendime geleyim ben. Şimdi koşup kendime geleceğim. Oh. Evet. Evet. Ben de hiçbir şey anlamadım anlattığımdan. Çünkü dolaşım sistemi anlattırdınız bana. Spor, spor çok önemli. Ürememi anlatayım. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Üreme sıkıntı. Ay dur. Evet. Yani ben anladığınızı düşünüyorum. Akciğer sağ, kırmızı, sağ taraf mavi, sol taraf kırmızı. Yo. Evet lan, sol kırmızı, sağ mavi. Yarın oyuncak yayını mı yapıyoruz cidden ya? Yarın oyuncak yayını mı yapacağız? Yarın oyuncak yayınımız mı var? Diğer yayınlarda daha güzel anlatırız.
Gittiniz bana dolaşım sistemi yazdınız, ne yapacağım şimdi? Akciğer çıktı, kalp çıktı. Ben uzun zamandır kalpsiz insan görmekten kalbi çizmeyi unutmuşum. Şuna bakın, böyle kalp mi olur? Bu ne? Bu ne? Ben tendeki minyon var ya. Minyon. Onun kafası gibi. Bak. Ben tendeki minyonu hatırlıyorsun değil mi? Kalem nerede? Kalem nerede lan? Ananı avradını, kalemim yok. Ananı kalemim yok. Oğlum kalem nerede anne? Ha, buradaymış. Yemin ediyorum onun kafası gibi oldu. Bak. Bak şimdi. Bak, onu çiziyorum. Bak şimdi, çizdim. Vallahi o. Bakın. Vallahi o. Benten'deki minyon gibi oldu küçük. Ya arkadaşlar, siz ne kalp kırmasından, ne üzmesinden, ne ezmesinden bahsediyorsunuz ya? Şu da yayın yapıyoruz, bir salın ya. Bir sal ya. Birisi de ay çok kırdı beni, ay çok üzdü beni derse deyin ki yallah be, yeter be artık be. Ya bir salın, bir yayınımızı yapak ya. Ya kimi kırmasından, kimi üzmesinden bahsediyoruz? Ben tendeki minyon gibi olmuş kalp, minyon kalpsiz insan görmekten yeter be, yeter. Yeter. Sana bir şey aşkı harcamanın 80 yolu. Bir değer vermeyenler, ağzına tükürenler, ne yapsan iyilik olarak görmeyenler. İki, ne yaparsan yapsana değer vermeyenler, güven kazanmayanlar, güvensiz insanlar. Üç, üçüncü kişilere inananlar, hiçbir bok bilmeden konuşurlar, onun bunun lafına bakarlar. Dört. Daha devam edeyim mi? Devam edeyim mi daha da? Düştüm mapustanlarına. Defterim önemli. Defterim önemli. İçinde anılarımız var. Anılarımız var içinde. Hocam, adam uçmuş, karısı 07. Çocuklar da 05 o zaman. Yorganın altından selam. Aleyküm selam yorganın altındakiler. Takdirinizi yapayım mı? Hemen yorgan bulayım. Yorganın altından yayın izleyenler. Görüyorum, sizi görüyorum. Bak nasıl olduğunuzu bak biliyorum bak. Dur, biz de yorganın altına girelim. Ananı. Amanın anı. Amanın anı. Yorganın altından yayın yapacağım. Halinizi anlayabilmek için. Halinizi anlamak için yorganın altından yayın yapacağım. Kızlarım benim. Hal. Her şeysin halinizi anlamak için. Nasılsınız? Allah aşkına. Ne oluyor? Ya yorganın altına izleyenler için diyorum. Herkes yorganın altına izliyor demiyorum. Böylesiniz değil mi şu? Bugün ne yaptın yüzüne? Arkadaşlar bugün gittim. Yüz bakımı yaptırdım. Şu yüzümdeki lekeler için. Şuradaki falan lekeler için. Onun için. Ya böyle. Oğlum annem duyacak, dur telefon sesini kısayım. Şimdi birisi gelir falan uyuyor taklidi yapayım. Ben biliyorum oğlum, sizin içinizi biliyorum. Böyle ya bak, böyle. Böyle biri geliyor. Yorgan açıyor ya bak. O telefonu oradan alıp çekip alıyorlar değil mi? Telefonu çekip alıyorlar. Yanınıza koyuyorlar, sonra siz böyle yapıyorsunuz. Uyuyor gibi yapıyorsunuz. O kapı kapanır kapanmaz. Hemen alıyorsunuz, bir daha yorganın altına giriyorsunuz değil mi? Ulan var ya, aynı ben kafayı yiyeceğim, aynı ben. Yemin ediyorum ki bu ben. Bak böyle oynuyor mu yorganın altında? Biri geliyor hemen böyle yapıyorum.
Hatta elimde kalmış uyumuşum gibi yapıyorum bazen, böyle elimde uyuyorum. Uyuyunca kızmıyorlar, kızmıyorlar uyuyunca. Uyuyunca kızmıyorlar, ben onu anladım. Ya bak, annem bana hep yaşatırdı bunu bak. Ben size benim yaşadığımı anlatayım. Ben böyle duruyordum, tamam mı? Ben böyle duruyorum ya yorganın altında. Bak, benim yaşadıklarım tam olarak şöyleydi. Benim anam kadın çok garip bir kadındır. Ben böyle oynuyorum ya bak böyle. Oynuyorum. Anam bir geliyor. Böyle yapıyor. Yorganı açıyor, ben direkt böyle oluyorum. Oğlum direkt gülüyordum ben ya. Anam kadın, ah ah. Ah anam kadın ha. Özledim be anam kadın. Özledim be. Ah be anam kadın. Ben de gülüyorum, ben de gülüyorum. Bugün yorganın altından bir yayın izledim, izledim. Oho, yayın bağlantısı gitti. Aa, çok sıkıntı, kötü oldu. Bugün yorganın altından bir yayın izledim, izledim. Bir baktım kapı açıldı, hemen telefonu gizledim. Anne bırak celloşun yayınları, çok eğlenceli. Ya hala yazıyorsun ki şunu çok üzüyorsun, bunu çok üzüyorsun. Lan bir sal git artık ya. Ya bir bırak artık ya, kimse yüzdüğümüz yok ya. İnsanlar kendi kendine üzülüyor arkadaşlar, bir şey yaptım yok. Bir sorun acaba. Celloş size ne yapmış? Siz Celloş'a ne yapmışsınız? Gidin onu sorun ya. Cellet bilmem kimi, çok özledim cellet. Bir sorun bakalım. Bir sorun bakalım, üzmüş müyüm bir? Üzmüş mü iki? Bunları sorun, herkese sorun oğlum. Gidin sorun herkese. Benim kimseye bir kötülüğüm yok. Hadi, hadi. Hadi! Çıtmayın insana. Yallah, yallah tayzik. Tayzik neydi lan? Komikmiş. Komik mesajlar. Evet. Akor. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Kusura bakma. Yazın yazın. Yazın yazın. Dur. Bekleyin durun. Ne açayım? Ne çalayım? Tamam, bir iki şarkı çalıp kapatacağız zaten. Sonra komik anlar paylaşacağız. Karadeniz mi? Karadeniz'e bakalım neler var. Aa, bu güzel bir şarkı lan. Böyle şey şarkısı gibi. Birine böyle değer verirsiniz de o başkasına değer verir ya. Tam olarak o şarkı.
Canımı yoluna koydum. Kusura bakmayın mı çalayım? Benim sesim ne oldu lan? Yılan cellat. Yes. Yılanım tıs. Senin o yılan dediğin boynunda yılan taşıyor. Çok taşıyor. Ne giyerse giderdi hoşuma. Öyle tatlı bela gümüşüma. Nasıl bir de her durumda. Oo neler neler. Aa evet evet. Annen ayrılırsan sevdim. O muydu? Hangisi? Ne çalsak lan? Kütçe mi çalayım? Aa ama böyle yapmayın arkadaşlar. Ya insanlar çok leş. İnsanlar ne kadar iğrenç insanlar olmaya başladı ya. Ah ah. Biriyle böyle çok yakın oluyorsunuz ya, çok iyi arkadaş oluyorsunuz. Tüm sırlarınızı anlatıyorsunuz. Eğer tüm sırlarınızı arkadaşınıza anlatırsanız ve bir TikTokçuysanız ve arkadaşınız da bir TikTokçuysa her şeyinizi size anlatmakla tehdit ediyor falan filan. Böyle basit insanların içinde bir platformun içindeyiz. Siz de böyle... Oğlum bazen böyle bakıyorum. Ulan diyorum. Keşke bu insan içini bilseler de ona göre sayfalar açsalar falan, ne bileyim. Böyle bazen düşünüyorum. O yüzden oğlum ben sizi sahipleniyorum. O yüzden kıskanıyorum sizi. Böyle herkesin kimin ne yaptığını, nasıl insanlar olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden böyle diyorum ki hani neyse. Neydi? Aa yolun sonu görünüyor olabilir lan. Aferin lan. Tamam onu söyleyeceğim. Aslında bu da hayatın çok kısa olduğunu anlatan bir parça. Hayat çok kısa çünkü cidden ya. Vallahi birbirimizi üzmeye değmiyor arkadaşlar. Kimsenin kimseyi üzmeye değmiyor vallahi. Yarın öbür gün bir şey olsa bir ne hemen. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben ağzımla ıslığımla bir ses yapmıştım. Herkes o sesi kendi sesiymiş gibi kullanıyor ya. Niye? Bak şimdi anlayacaksınız hangisi olduğunu. Gönül dağı. O benim ıslığım. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Çoğu kişi bilmiyordur ya. Sizin de bildiğiniz şeyler çalmak istiyorum. Öyle şeyler, şarkılar öneriyorsunuz ki bazen diyorum ki bunlar nereden biliyor bu şarkıları? Dur popüler akorlardan bakalım. Siz kesin hepsini biliyorsunuzdur.
Oğlum o dürümü yedim ya, boğazım böyle oldu. Böyle açıldı. Nefesini nasıl kullanıyorsun ıslıkta? Vallahi gayet güzel. Anneme açtım, birlikte dinledik. Annene selamlar, öpüyorum ellerinden. Cihan Official, teşekkür ediyorum para yağmur için. Ya ama... Ne? Ya bakıyorum da şu an. Ağlamalık şarkı mı istiyorsunuz? Oğlum siz delirdiniz mi lan? Niye bu kadar darbedersiniz? Aynı ben. Eğlenceli eğlenceli olup olup günün sonunda kendini derbeder ediyoruz. Şahsen ben bir kere uyurken... Oğlum ben gülerek uyandım lan geçen. Ben manyak mıyım lan? Annem seni izliyorum diye şey yapıyor. Şimdi ne yapıyor musun? Yayının sonlarında gidin annenizin babanızın yayında, yanında açın. Şarkı dinlediğinizi gösterin ona. Şarkı söylüyoruz. Şarkı söylüyoruz. Diyemedim bakarken ardından. Ötelerden bir ses geldi mi? Evet evet, siz öyle şarkıları seviyorsunuz ya, ben anladım. Anladım ben sizin sevdiğiniz parçaları. Ben sizin sevdiğiniz parçaları az çok anladım ya. Anladım ben sizin sevdiğiniz parçaları. Tamam, piro çalacağım o zaman. Ötelerden bir ses geldi istiyorsunuz. Aa, çalıyorum şimdi. Ötelerden söyleyin çabuk, söyleyin ötelerden. Ötelerden bir ses geldi, efkar efkar vurdu dile, yağmur oldu, döndü sele var. Ah, boşuna ağlar mı insan, derdi varsa ağlar insan. Derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne, derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Of of. Aman tanrım aman. Ana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 n
Evet evet anlıyorum. Anlıyorum anlıyorum. Ağlattın mı? Ya ama. Ama ağlatma, ağlamayın. Ya bu aralar. Ah ah. Bu aralar ben de biraz böyleyim sanırım. Yani. Ne bileyim. Birine. Yani. Neyse ya. Açmayayım. Ne söylesek? Aman nani ya. Size şimdi böyle şey çalmak istemiyorum ya. Böyle kimden çalsak? Dur ben bulacağım size şimdi. Tuğkan, Duman, 84, Pinhani, Teoman, Sezen Aksu, Onur Cancan, Ahmet Kaya, MFÖ, Manga, Haluk Levent, Yüzdeyken Konuşuruz, Emir Can İrek, Madrigal, Koray Avcı, Yalın. Koray Avcı falan seversiniz siz büyük ihtimalle ya. Aa 0-0-0-0-0. Ya çok seviyorum sizi. Lütfen insanların ya uf uf keşke gözlerim içine bakarak demek istediklerimi anlayabilirsiniz ya. Ha gözlük geldi isteseniz de anlayamayacaksınız. Anlıyor musunuz gözümün içine bakarak? Anlıyorsanız çok iyi, anlatmayacağım, bir şey demeyeceğim. Anlıyorsanız okey. Sadece şunu bilmenizi isterim. Bu zamana kadar beni az çok tanıdıysanız, sadece sizi mutlu etmek için ve kendimi mutlu olmak için uğraşıyorum. Karşılıklı mutlu olalım diye uğraşıyorum. Yani durduk yere bir insana en küçük bir dalga geçişim bile olduysa demek ki bir şey yaşamışımdır ve yani biliyorsunuz nelerin olduğunu. Ali Aydar Öner teşekkür ediyorum. Bana gelip ana avrat sövenlere bile burada kardeşim hadi yayından çıkın diyebiliyorum. Ama yani demek ki hiçbir şey bana hiçbir şey yapmayan insana ben niye bir şey yapayım ki arkadaşlar? Azıcık akıl ve mantık kullanırsak lütfen. Yorgun gibisin değil yoruldum ve ayağa kalkmaya çalışıyorum. Sadece olay bu yani. Ayağa kalktım yani. Anladınız mı? Yoruldum ve ayağa kalktım. Yani bir şey söylüyoruz. Ah be. Ya sevmek güzel şey de sanırım yanlış insanlarda arıyoruz. Ya insanlık ölmedi tabii. İnsanlık ölmedi. Vefa, cefa bunlar önemli şeyler. Arkadaşlarım bana gelip diğer onların küs olduğu arkadaşlarıyla küstürmeye çalışırken bile ben hala kardeşim vefa borcum var diyebiliyorsam vefadır bu yani anladınız mı? Yani ne bileyim. Asıl güçlü olmak, yayınlarda açıp ajitasyon yapmak, kendini acındırmak, kendini şey yapmak değildir diye düşünüyorum. Asıl güçlü olmak burada ailesiyle birlikte hala her şeye karşı mutlu olabilmektir. Burada fan deyip deyip size ondan sonra bir şey yaptınız bana ya her şey menfaat olmuş biliyor musunuz? Bir insana bir şey yapmadığınız sürece asla size yardımcı olmuyor. Takipçiniz varsa okeysiniz bu ortamda. Paranız varsa evet okeysiniz bu ortamda ama ne takipçiniz ne paranız ne bir izlenmeniz hiçbir şeyiniz yoksa kimse yüzünüze bakmıyor. Bunu da bilin yani bilin istiyorum. Size samimi olarak beni bir TikTokçu olarak veya beni bir fenomen olarak görerek dinlemeyin bunu. Yani genel olarak söylüyorum. Biri size yani güçlü olmayı bu şekilde öğretiyorum ben demek ki yani. Ben böyleyim. Devam ki kardeşim devam ki. Siz her şeyi gözümün içinden bakıp anlıyorsanız okey. Yani ne bileyim.
Ah ah. Benim derdim rekor mu olmuş? Lan salak. Ben bazen farkında olmadan rekor kırıyorum lan. Bir şey demiyorum ki kardeşim ben. Ya 10 numara yapmış. Helal olsun. Çok da güzel olmuş. Yani inşallah herkes rekor kırar. Herkes bir rekor için uğraşır. Bak bu güzel bir şey. Güzel şeyler bunlar. Bir şey demiyorum yani bu konuda. Ne güzel işte. Yapılmış. Ama hani rekoru bizde olmasını istediğim için biz kırmak istiyoruz her rekoru. Bu yani olay. Birinin birine bir şey söylemesi. Oo demek ki bununla küs. Oo demek ki şunun ağzını açmak istiyor. Bu değil yani olay. Güçlüyüm. Kızlarımı da güçlü büyütüyorum. Erkeklerimi de güçlü büyütüyorum. Bana baba demelerinin sebebini de çok çok iyi biliyorsunuz. Ben onlara güçlü bir baba rol modeli olmak zorundayım. O yüzden yapmayalım böyle şeyler. Dil bilgesi teşekkür ederim. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım. Şimdi kapatacağım. Duygusel. Aa, teşekkür ederim Duygu abla, hoş geldin. Ne söylesek? Ya arkadaşlar, şunu çok üzdüm, bunu çok üzdüm demeyin. Emin olun insanlar daha çok üzdü. İnsanlar daha çok kırdı, insanlar daha çok parçaladı, insanlar daha çok. Sadece bunu demek istiyorum ya. Tek demek istediğim şu. Yayınımın başlığı keşke insanlar daha çok olsaydı ya. İnsanlar daha çok arkadaşlar. Yemin ediyorum insanlar daha çok. Bir şey demek istemiyorum. Bak, aç tutmak istemiyorum ağzımı. İyi tamam hadi. Emre Nalbantoğlu mu söyleyeyim? Bilmediğimiz şarkı söyle demişsin. O zaman al sana bilmediğin şarkı. Her şeyde iyi olamazsın. Evet. Seni üzerler yani. DJ Gurur. Teşekkür ediyorum. DJ Gurur. Yok. Yok. İstemiyorum konuşmak. Cellat'ı teşekkür ediyorum. Yayınımız dondu. Şarjımız ona düşmüş. Ben de zaten kapatmak zorundayım. Tamam o zaman da kapatam. Son şarkıyı söylemeden kapatalım o zaman. Aklınıza bir şey gelmiyorsa söylemeden kapatacağım. Sen altın kalpli bir adamsın. Teşekkür ediyorum. Ya zaten benim şarjım da çok azaldı. Sizin de azalmış. Yorganın altında terleyenler de var. Neyse size bulaşmayacağım. Uzun bir süre bulaşmaya karşıyım size. Geceye bir söz bırak. İnsanlar daha çok. Tek bunu bırakmak istiyorum. Şunu çok üzdün Cellat. Bunu çok üzdün Cellat. Valla kimseyi üzmüyorum. Kimseyi üzdüğümde yok. Evet. İnsanlar bana rekor kırmamda yardım ettiler. Fakat insanlar kendi kırdıkları rekordan aldığı yardımı niye inkar ediyorlar onu bilmiyorum. Ama bilmiyorum ya. Ben herkesin ailesini çok seviyorum cidden. Herkesin ailesini seviyorum. Herkesin kendine göre kurulmuş bir ailesi var. O yüzden hepiniz mutlu olduğunuz gibi mutlu olun kardeşlerim.
Kimle daha çok mutluysanız onu daha çok sevebilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yok. Yani beni sevmiyorsan beni sevmiyor olabilirsin yani. Ben buna üzülürüm. Ama 5 saniye falan. Hala salak saçma şeyler yazıp durmayın. Al işte. Bu ne oğlum? Sen bana prim 36 yazabilecek beyne sahip misin ya? Ha? Yani buna sahip misin bu beyne yani? Yani bana de ki neyden prim kazmışım kardeşim söylesene. İlla alfa ded mi olalım yani? Alfalık mı gösterelim yani illa? Gerek yok kardeşim. Ben yayınımı yaptım. Oh dersimi işledim. Oh komiklik, şakalıklar, gülmeler, eğlenmeler. Gitarımı çaldım. Dürüm yeme yarışmalarını da yaptım. Kapatacağım. Son şarkıyı çal kemancı demiş. Oğlum gitar lan bu keman mı? Yok cello. Flüt flüt. Bak. Oğlum ne bayrağı attın lan. Tamam bakacağım şimdi. Öf be. Bir an oldu evim yurdum. Ne söylesen boşa Leyla'm. Bunu mu söylesem? Söylesem boşa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leyla'm, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Bura çok güzel. Bura çok güzel. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim. Böyle kader, böyle zulüm, gelir garip başa Leyla'm. Gelir garip başa Leyla'm, başa Leyla'm, başa Leyla'm. İyi akşamlar diliyorum. Yayını kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gelin sarılam. Şimdi de Instagram'a komik anlar atacağım. Hüzünlendim. Vallahi gözlerim doldu. Kusura bakmayın. Kusura bakma, seni unutamadım. Sabah 8'de dersiniz varsa uyuma ve yatma vakti 8 saat uyku gayet yeter. Hatta 7,5 saat çünkü az sonra komik anlar atacağım. Onları da izlemeden uyumayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın.
Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sadece olaysız molaysız güzel günler geçirmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Sen bu saate kadar benim yerimi mi izledin? Hadi bay bay. Kocaman öptüm. Seviyorum hepinizi. Vallahi çok seviyorum. Vallahi üzmeyin beni. Çok seviyorum sizi. Bana kötü yorum yapanları da linçleyin. Hadi bay. Linçleyecekseniz bana kötü yorum yapanları linçleyin. Onları bunaltın. Onları hayatlarından edin. Onları çıldırtın, delirtin. O hayatlarından edin derken yanlış anlamayın. Öyle bir şey demek istemedim. Öldürün demiyorum. Yani bana kötü yorum yapanlara gerçeği, doğruyu, neyin olduğunu anlatacak kızların olduğuna inanıyorum. Yapıştırın onları, ÖDC, FC yapın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Onlara ablalık yapın. Onlara doğruyu öğretin. Hadi bay bay. Bay bay.